Emir'le aynı ortamda bulunmak istemiyorum. O yüzden projeksiyondan izleyeceğim. İyi, ben de. Hem bir taraftan yeri çevirdikler olur. O zaman ben niye gidiyorum? Ben de sizinle geleyim. Ben içerideyim. Ben de. Bak, bak. En ön sıradan izleyecek kesin. Yalaka, yalaka, yalaka. Sarı kafa yalaka. Ben dışarıdaki projeksiyondan izleyeceğim. Ne oldu? Çok kalabalık şimdi içerisi. Hiç girmeyelim. Ne oldu? Ya şimdi bütün ünlü plastik cerrahlar burada. Herkes yeni bir şey öğrenmeye gelmiş. Yeni teknikler, yeni ürünler konuşulacak. Ben sadece bir dermatoloğum. Çok saçma geldi. Şimdi böyle deyince bana saçma geldi. Gel gidelim. Gidelim. Bloomic Beauty ailesi olarak yeni bulduğumuz teknikten sonra mezoterapi, liposuction gibi hiçbir yönteme gerek kalmadan bu operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi sahneye Kaya Demirhan'ı davet etmek istiyorum. Ve sizlerin huzurunda onu tebrik ediyorum. Baba oğul barışmışlar galiba. Bir şey var Binnur. Emir'de bir tuhaflık var. Bence de. Ben kendisine böyle güzel bir sunumla bizi aydınlatması için teşekkür ediyorum. Ve gene mikrofonu ben Emir Demirhan'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Mr. Campbell'ın sunumunu yapması için sahneye davet ediyoruz. Thank you so much for listening. Thank you. Hayatımda izlediğim en kötü sunumdu. Mr. Campbell'ın sunumu için bu teşekkür ederim. Bu adam üstün zekalı. Çok düşündüğü için konuşmayı beceremiyor. Ha? Sen nereden tanıyorsun Amerikalı estetisyeni? İnternette görmüştüm. Başka sorusu olan? Soru cevabı geçtiler. Buyurun. Emir Bey. Kliniğinizin bugünkü gelmiş olduğu başarıda sizin payınız oldukça büyük. Türkiye'nin en bol ödüllü ve en iyi estetik cerrahlarından birisiniz. Kliniğin ve kariyerinizin geleceğiyle ilgili ne tür planlarınız var acaba? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu kliniğin bugünkü haline gelmesi sadece benim değil, tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Bugün dünyanın sayılı kliniklerinden birinin başındayım. Ama artık yeni maceralara yelken açma, bir değişiklik yapma zamanı geldi. Cerrah ve yönetici olarak klinikteki görevimden istifa ediyorum. Aa, nasıl ya? Biliyor musun? Benim var mı sen? Aha. Tabii yeni gelen teklifleri de açıyorum. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. İstifa mı dedi o? Doğru mu duydum ben? Emir Bey, kliniğinizin bugünkü gelmiş olduğu başarıda sizin payınız oldukça büyük. Türkiye'nin en bol ödüllü ve en iyi estetik cerrahlarından birisiniz. Kliniğin ve kariyerinizin geleceğiyle ilgili ne tür planlarınız var acaba? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu kliniğin bugünkü haline gelmesi sadece benim değil, tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Bugün dünyanın sayılı kliniklerinden birinin başındayım. Ama artık yeni maceralara yelken açma,
bir değişiklik yapma zamanı geldi. Cerrah ve yönetici olarak klinikteki görevimden istifa ediyorum. Tabii yeni gelen teklifleri de açığım. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. İstifa mı dedi o? Doğru mu duydum ben? Bravo. Beğendin mi yaptığını? İstifa mı etmiş? Ha? Gerçi belli olmaz. Emir'in ne yapacağı belli olmaz. İstifa ettim falan der. Akıl oyunları oynuyor böyle yani. Yerine kim geçecek bir de? Bir de öyle bir durum var. Sen tabii ki Mete. Baş cerrah, baş patron. Başımızın tacı olarak öyle düşün yani. Öyle konumlandır kendini. Yok canım. Öyle mi diyorsun? Efsun. Senin haberin var mıydı bu istifadan? Hayır. Emir hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Ben de bilmiyordum, anlamadım. Tabii tabii bilmiyordun. Sen o kurulu topladığın an biliyordun böyle olacağını. Planlıydın, planlı yaptın. Sen bir haddini bilsene. Yoksa? Bana bak. Antep'ten geldim ben. Öyle sizin gibi karizma bozulmasın falan takma. Dağıtırım ben burayı, anladın mı? Üçe kadar sayıyorum, çık git. Üç. Arkadaşlar, Efsun. Arkadaşlar, sakin tamam. Sakin et, dur dur. Efsun, ben de geliyorum. Tamam, sakin. Tamam, sakinim ben. Ben de bir Kaya abiye bakayım. Herkes Kaya Bey'e bakmaya gidiyor. Oysa ki patron sensin. Bu olanlar senin için hiç hayırlı değil. Sağ ol ya. Ne güzel konuştun yine. Her zamanki gibi. Efsuncuğum, lütfen panik yapmıyorsun. Kaya Bey'le konuşacakları inşallah. Kaya Bey her şeyin en iyisini bilir. Lütfen panik yok artık. Tamam, paniksiz. Paniksiz. Başımıza bunlar da mı gelecekti? Alo. Hocam istifa etmişsiniz. Şimdi nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz Canan. O klinik benim. O kadar kolay vazgeçer miyim sandın? Biraz burunları sürtsün. Beni kaybetmenin ne demek olduğunu anlasınlar. Tam tahmin ettiğim gibi. Hocam ben her zaman sizin yanınızdayım, bilin istedim. Biliyorum, sağ ol. Emir! Merhaba baba. Merhaba mı? Ya sen benim düzenlediğim bu sempozyumda nasıl böyle bir şey yaparsın? Nasıl istifa edersin? Bilmem. Bizim camiadan herkes buradayken iyi bir fikir gibi geldi bana. İyi bir fikir ha? Hı hı. Peki, bu yaptığını yazdım bir kenara ama. Benim annem senin için çiziklerle dolu zaten. Bir tane daha olsun, fark etmez. Emir Bey, istifanızla ilgili birkaç sorum var. Gazeteciler geliyor. Kararını ver. Yanımda mısın? Karşımda mısın? Kaya Bey. Kaya Bey. Kaya Bey, Emir Bey'in istifası ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Haberiniz var mıydı? Olmaz mı? Vardı tabii. Vardı, olmaz mı? Babam her zaman olduğu gibi bugün de en büyük destekçim. Teşekkür ediyorum. Aranızda bir sorun yok yani, öyle mi? Ne münasebet. Öyle bir şey olabilir mi? Emir bizim en iyi cerrahlarımızdan. Kaldı ki ben de babası olarak aldığı her kararın arkasındayım. Ama buraya sizi çağırmamızın sebebi böyle ufak tefek meseleler değil. Sempozyumumuzun sürprizini açıklayayım sizlere. Alanının en iyi doktorlarından Ali Bıçakçı'nın canlı canlı ameliyatını izleyeceğiz. Evet. Yanlış duymadınız. Ali Bıçakçı İstanbul'da arkadaşlar. Ne duruyoruz? Ne bekliyoruz? Buyurun hep beraber izleyelim o zaman. Buyurun. Pardon.
Pardon. Pardon. Çok küçük. Pardon. 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 Ne yapıyorsun Efsun? Ne yapıyorsun ya? Beni peşimi bıraksam. Bırakmam peşini. Söyle. Çabuk söyleyeceksin. Niye istifa ettin? Emir ne yaptık sana ya? Emir niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Söyle. Susar mısın Efsun? İnsanlar burada sonra konuşuruz. Ne zaman sonra? Konuşacak mıyız? Söz ver. Söz ver. Söz ver. Söz. Söz mü? Söz. Söz. Allah'ın adını verdim. Yeter ki sus. Söz. Yeter ki sus. Tamam. Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekneye bak. Harika değil mi? Bak bunun kemiğine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği de. Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Estetik cerrahların çoğu bilmez bu tekniği. Sen ne alaka? Nereden biliyorsun? Ben artık patron olduğuma göre estetik cerrahiyle ilgili her şeyi araştırıyorum, okuyorum yani. O yüzden okumayayım mı? Okumak da mı suç? Aa. Seni biraz fazla hafife aldım galiba kliniği yönetemeyeceğine dair. Bu ameliyatı yapan doktorun adı Ali Bıçakçı. Ali Bıçakçı uzun yıllar Amerika'da. Kim? Ali Bıçakçı. Onu da mı duydun yoksa? Nereden duyacağım ya Ali Bıçakçı'yı ben? Tanımıyorum ben onu. Aa, nereden tanıyacağım ben Ali Bıçakçı kim nedir bilmiyorum ben. Ameliyat sonrası otele geliyor konuşma yapmak için. Hangi otele? Bu bizim kaldığımız şu çatısı altında olduğumuz otel. Evet bu oteli. Tanışırız birlikte. Ben gidiyorum. Ne oldu? Kan tuttu beni. Beni kan tutar ben bakamam böyle şeylere. Bakamam. Bakamam. Çok kötü. Çok kötü. Çekil artık ayağımın altından. Bıçakçı. Evet. Ali Bıçakçı. Evet evet o. The Bıçakçı. Ex sevgilin. Evet ta kendisi. Amerika'da yaşamıyor muydu o? Ya işin magazin kısmına takılma. İşe odaklan. Meseleye odaklan. Buraya mı geliyormuş? Evet. Evet buraya geliyormuş. Ne yapacaksın? Ne yapacağım ben? Ben kaçacağım. Bana ne sen? Ne sen düşün. Sen düşün. Kaçacağım. Aklıma fikir geldi. Fikir. Ben de kal. Ali'ye de sen. Kimseye söyleme. Aramızda kalsın. O da kimseye söylemese. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Ne diyorsun Minnur ya? Ne diyorsun? Bu mantıklı mı şimdi? Tabii sen adamdan kötü ayrıldın değil mi? Ben sana ne diyorum? Şu adamlardan iyi ayrıl diyorum. Ya iyi ayrıl ya şu adamlardan. Ya iyi ayrılık diye bir şey var da ben mi bilmiyorum? Bilmiyorum. Ne diyorsun ya? Ali ile karşılaşırsam cerrah olduğum, Amerika'da okuduğum her şey ortaya çıkar. Biterim ben ya. Ay yalancı çoban. Ne yapıyorsun sen şimdi? Kaçıyorum. Sen bir yere gidemezsin ki. Aşağısı çatı kazanı gibi kaynıyor. Kaya Bey'in canı burnunda. Emir de sen iş görüşmesinde açtığında fişine da. Kimse senin patronluğuna inanmıyor. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Gidemezsin ki. Çok kötü bir fikir bu. Gidemezsin. Biliyorum da ne yapayım? Ne yapayım? Allah kahretsin. Ali beni görürse biterim ben. Görmeyecek. Nasıl olacak o? Kılık değiştirerek. Bak bana geliyorlar böyle. Bak. Binnur. Kızım ben doktorum. Bu kliniğin patronuyum. Nasıl kılık değiştireceğim ben ya? Sen değiştirmeyeceksin ki. Binnur ne yapıyorsun sen? Şu kadının yüzüne baksana Efsoş. Aynı benim yüzüm. İnternetten araştırdım. Çok dramatik bir hikayesi var. Yürekler dağılır. Allah'ım. Kıyamam ben buna. Binnur gerçekten sanatsever olmak için şu anı mı seçtin ya? Kendine gel toparlan. Aynı kıvrımlar, aynı yüz hatları. Aynı Altun Orhan, Emir Demirhan bile böylesini yapamaz. Heh, bak ben de diyorum. Emir Demirhan diyorum. İstifa edemez diyorum. Yürü, yürü. İşine odaklan biraz. Bana odaklan, bana. Yürü hep, yürü, yürü. Emir'i bulmamız lazım, yürü. Acın, acımdır bacım. Seni yüreğimde taşıyacağım. Ne yapıyorsun sen ya?
Ortalık karışmış, insanlar panik. Sen burada masaj mı yaptırıyorsun? Sen de ister misin? Biraz gerginlik var galiba sende. Hani konuşacaktık? Konuşuruz ya. Ne acelem var? Acelem var benim Emir Bey. Acelem var. İstanbul'a dönüyorum ben. Kalk çabuk. Ne o? Kaçıyor musun yoksa? Ne oldu? Ortalık mı karıştı? Benden mi kaçıyorsun? Sıcakmış. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Kalk hadi kalk kalk kalk. Kalk giyin. Ya gerçekten bir rahat yok ya. Of ya. Of. Bana her şeyi bir bir anlatacaksın, tamam mı? Her şeyi. Of. Planın ne, derdin ne, niye istifa ettin, hepsini tek tek öğreneceğim. Ya seni niye ilgilendiriyor ki? Artık klinikte değilim, ortak da değiliz. Bak hep istediğin şey oldu, git kutlamanı yap artık. Seninle hemen şimdi konuşacağız. Hadi yürü, geliyorsun. Böyle mi geleyim? Tamam, 5 dakikan var. 5 dakikaya barda bekliyorum seni, giyin. Emredersin patron. Evet tamam. Şu haline bak, şu haline. Şu haline bak. Allah Allah, nerede kaldı bu ya? Cilt bakımına falan mı girdi? Biz burada ağaç olduk bekliyoruz. İç şunu iç, rahatlarsın. Bu ne? Le Horbe Gersu. O ne kız? Aman ne bileyim ben, 87 tane bitkinin böyle bir şifası, bir şey, özü bir şey varmış içinde. Böyle çakraları makraları açıyorum, sakinleştiriyorum. Al şunu, zehirlenmeyeyim. Al. Efsun? Aa! Aa Ali! Ali! Senin ne işin var burada Ali? Hanımefendi size iyi günler. Le Horbe. Sede beyefendi. Gıtın tak. Yıllar sonra seninle tekrardan böyle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Sen de mi konferansa geldin? Hı hı. Evet. Evet ama... Soru cevap yapacağım. Gel sen de. Sonrasında bir şeyler içeriz. Sohbet ederiz. Arayı kapatırız. Öyle diyorsun. Olabilir. Olmayabilir. Ama Ali şöyle... Ali. Ali beni tanımıyorsun, tamam mı? Beni tanımıyorsun. Anlatacağım sana. Anlatacağım. Beni tanıma beni. Tanıma. Sakın tanıma. İşte böyle buralar. Her şeyi var burada mümkün. Aa! Emir. Merhaba. Merhaba. Ali Bıçakçı değil mi? Evet. Ben Emir Demirhan. Sizi tanıyorum. Amerika'daki sunumunuzda oradaydım. Tanışma fırsatımız olmadı ama... estetiğe bakış açınızdan etkilendiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben de sizin tekniklerinizin sıkı takipçisiyim. Hatta ameliyatınızı keyifle izledik. Değil mi Efsun? Siz tanışıyor muydunuz? Sohbetinizi mi böldüm? Ne alakası var? Ben tanımıyorum. Ali Bey yolunu kaybetmiş. Bana sor. Ali Bey dediğim gibi burası havuz. Şurası spa şeysi. Şuradan da konferans salonu. Şuradan şu tarafta. Sorun size şey yaparlar, gösterirler. Efsun Armağan benim klinikten ortağım. Hı. Daha doğrusu ortağımdı. Biraz önce istifa ettim de. Duydum, duydum. Böyle haberler çabuk yayılıyor. Efsun Hanım siz cerrah... Ben dermatoloğum. Dermatoloğum ben, benim cerrahlıkla, kanla, vahşetle işim yok. Beni kan tutuyor o yüzden. Dermatolog öyle mi? Dermatolog evet. Siz konferans salonunu niye arıyordunuz? İçiniz gücünüz vardır sizin. Buyurun sizi alalım şöyle. Aa, evet, ben ameliyatla ilgili soru cevap yapacağım. Gerçi siz dermatolog olduğunuz için ilginizi çok çekmeyebilir. Hiç, hiç, hiç çekmez. Yok, işim olmaz. Benim son derece çeker. Buyurun birlikte gidelim. Aa, ama Emir, bizim toplantımız vardı ya seninle. Acil bir toplantı yapacaktık hani. Ne acelesi var ya? Ali Bıçakçı'yı dinlemek 40 yılda bir gelecek fırsat. Daha sonra yaparız toplantıyı. Buyurun buradan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. En kısa zamanda görüşmek üzere Efsun Hanım. Ben de. Hoşça kalın. Emir, Emir. Ya hani konuşacaktık? Söz verdin. İyi tamam. Akşam yemek yiyelim. Gidişimi kutlarız birlikte. Saat 7'de otelin önünde. Ciao.
çap çap çap. Ay, bu çap yeni çıktı ya valla. Su var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.